Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir çalışma göstermek istiyorum. Daha önce bu kareli kumaşlarımı göstermiştim. Bunları mutfakta kullanmak için kendime güzel örtüler dikmiştim. Şimdi şu köşe çalışmalarını göstermek istiyorum size. Bu üzerlerindeki süslerim de evde vardı. Onları kullandım. Hatta küçük parçamda böyle daha küçük çiçekli olanım vardı, onu kullandım. Kendime yeni bir dikiş makinesi aldım. Bir önceki videomda da dikiş makinemi gösterdim. Bu şekilde. İp nasıl takılır, masura nasıl sarılır, mekik nasıl takılır, onları da gösterdim. Bu örtülerimi de makinemde diktim. Dikişi de çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi yaptığım çalışmada şu büyük parça mesela, onu göstereyim. Şu köşelerinde bakın böyle çok temiz görünüyor. Arkası da böyle oluyor. Zaten hiçbir yerinden ip atma olmuyor bu köşe çalışmasını yaparsanız. Bu çalışmayı masa örtülerinde kullanabilirsiniz. Bu örtüyü zaten biraz büyük olduğu için mesela masa örtüsü olarak da kullanılabilir. Pikniğe gittiniz mesela, piknik örtüsü olarak da kullanılabilir. Mutfakta kullanacağınız temiz güzel örtüler lazım oluyor. Ben o amaçla dikmiştim mesela zaten kendimi. Orada kullanabilirsiniz. Büyük yemek masa örtüleri için diktiğinizde yine bu köşe çalışmalarını yaparsanız yaptığınız çalışmalar çok temiz güzel görünür. Bakın böyle arkası da temiz görünüyor. Hatta ben bunu böyle zikzakla diktim. O bile çok güzel göründü. İsterseniz salon takımı dikin. İsterseniz oda takımı dikin. Yaptığınız bütün çalışmalarda aslında bu köşe çalışmasını bildikten sonra işleriniz çok güzel görünür. Ben bu tekniği bugün makinede göstereceğim ama elde nasıl yapılır? Köşe çalışması deyip daha önceki videolarımda var, makinesi olmayanlar için bu tekniği elde de kendiniz yapabilirsiniz, küçük küçük el dikişi yaparak. Şimdi hep birlikte nasıl yaptığıma geçelim. Kendime bu şekilde örnek bir kumaş belirledim. Şimdi şu köşeden cetvelimle belirliyorum. Buradan siz kaç santim yapmak istiyorsanız, ben şu anda 5 santim yapmak istiyorum. 5 santimi şuradan nokta koydum. Bu kısımdan da aynı şekilde 5 santimi belirliyorum ve işaretimi buraya da koyuyorum. Şimdi şu iki köşede işaretlerimi koydum. Daha sonra bu iki noktayı bu şekilde çizerek birleştiriyorum. Şimdi şu köşeyi ikiye katlayıp bu çizdiğim çizgiler üst üste gelecek. Onu da toplu iğne ile belirleyin. Şu şekilde. Bakın üst üste gelmesi gerekiyor. Çizdiğiniz çizginin zaten üst üste gelmezse köşeniz güzel olmaz. Hem duruşu da güzel olmaz. Hem görüntü olarak da tam oturtturamazsınız zaten diğer köşeleri de. Bu şekilde üst üste gelmesi gerekiyor. Şimdi şuradan makinemle dikiş dikeceğim. Bu işlemi diğer bütün köşelerde de bu şekilde yapacağım. Mesela bunu bir mutfak örtüsü olarak düşünün ya da masa örtüsü olarak düşünün. Bu köşeyi böyle yaptım, diktim. Burayı da böyle yaptım, diktim. Hepsinde de ölçülerinizin aynı olması gerekiyor. Hepsini aynı şekilde diğer köşeleri de yaptıktan sonra
ölçüler aynı şekilde olmazsa, buralarda böyle eşit olmazsa zaten köşeleriniz güzel oturmaz. Modeliniz de güzel olmaz. Görüntüsü de güzel olmaz. Zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi sadece şuraları aynı ölçülerde dikin ve üst üste gelsin. Şimdi buraları nasıl diktiğimi göstereceğim. Köşelerimi diktim bu şekilde. Fazla olan kumaşımı kesiyorum. Şuraya küçük bir makasımla kesik atıyorum. Burayı da aynen bu şekilde kesiyorum. Fazla olan kumaşımı. Şu uç kısma şöyle küçük bir kesik atıyorum. İkisinde de. Köşe yaptığınız çalışmalarda bunu muhakkak yapın. Daha güzel görünüyor. Daha güzel duruyor köşeleriniz. Daha sonra bu şekilde çevirdim. Hatta şöyle güzel bir ütü yapın. Ütü yaptığınızda da bu iki katı böyle açarak ütü yaptığınızda daha güzel olacak. Böyle bir kalem yardımıyla da uçlarını sivrileştirebilirsiniz. Kumaşı tam yerleştirebilirsiniz bu şekilde. Bakın bu şekilde görünecek. Köşe yapmak aslında bu kadar kolay ama dikiş severler için bence muhakkak öğrenilmeli. İsterseniz siz şimdi bu üzerine danteliniz varsa dantel diktirebilirsiniz. Elinize güzel bir süsleriniz varsa benim masa örtümdeki gibi o süslerden dikebilirsiniz. Kumaşınızın özelliğine göre iç kısmı ya da bu şekilde tamamen arka kısmı da kullanabilirsiniz. O kumaşının özelliğine kalmış bazı kumaşlar iki taraflı da kullanılabiliyor. Benimkinin mesela şu içi şimdi daha parlak görünüyor. Diğer iki kenarı da bu şekilde yaptıktan sonra bakın çok güzel bir görüntüsü oluyor. Hem de bu şekilde daha uzun ömürlü oluyor. Daha güzel kullanılıyor yaptığınız iş. Ben yaptığım birçok işte de daha önce İnoyasına gittiğimde yaptığım salon takımda da köşe çalışması yaptım. Oda takımı hazırlamıştım el nakışından. Onunla ilgili antikalarının videosu da var. Onda elde nasıl köşe yapılır onu da göstermiştim. O da çok güzel oldu. Onda da köşe çalışmam var yine. Yaptığım bu masa örtüsünde var. Daha önceki yaptığım diktiğim masa örtülerinde de köşe çalışması var.
Kendime diktiğim bir salon takımım vardı. Onda da var. Yani ben bir sürü yerde kullandım. Böyle çeyiz işleri dikenler için zaten bu teknik muhakkak bence öğrenilmeli zaten. Yaptığınız işe daha güzellik katmış olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.